Üniversite TV ekranlarından merhaba. Sağlıklı programımızın bugünkü konuğu operatör doktor, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Hasan Doğan hocamız bizlerle. 1988 Gazi Tıp mezunuyum. 98 Ankara Numune Hastanesi ihtisaslıyım. Ortopedi çok net ve çok somut bir branştır. Protez ameliyatı yaptığımız hastaların çoğu sağlığın böyle olduğunu bilseler protez olmayacaklarını ifade ediyor. Tez olmamak lazım, antitez hiç olmamak lazım, sentez olmak lazım. İnsanda da kullanılır, verebilirsen hayvanda da kullanılır. Ozon içinde yaşamın iksirini taşıyor. Ben hastaya şikayetiniz nedir diye sormam. Oturduğu zaman buyurun hoş geldiniz diye ortak bir konu bulurum. Ona göre davranırım, ona göre yaklaşırım. Eğilip onun çorabını çıkaracaksın, ayakkabısına koyacaksın. Saygıyla sonra yatırıp muayene edeceksin. Giderken de elini öpüp göndereceksin. Bu duygu varsa sen de doktor ol. Yoksa doktor falan ol. Sağlıkla programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalınız. Üniversite TV ekranlarından merhaba. Sağlıklı programımızın bugünkü konuğu operatör doktor, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Hasan Doğan hocamız bizlerle. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Biz de iyiyiz, sağ olun. Denizli'ye sevgiler, selamlar hocam. Aleyküm selam. Sağ olun. Hocam sizi biraz tanıyalım mı? Ben Kayseri 1962 doğumluyum. 1988 Gazi Tıp mezunuyum. 98 Ankara Numune Hastanesi ihtisaslıyım. Evliyim, iki tane çocuğum var. Denizli'de yaşıyorum. Bir kızım Kadir Has Sinema Televizyonu bu sene başladı. Bir kızım da Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Ben Bilimsel Proloterapi Derneği kurucu başkanıyım. 2012 yılında bu derneği kurduk ve ülkemizde klasik tıpla uğraşan temel branşlardan biri olan aslında ortopedi çok net ve çok somut bir branştır. Yani kırıksa kırıktır, çıkıksa çıkıktır. Film çekersiniz, görürsünüz, anlarsınız. Doktor olmak gerekmiyor o kırığı anlamak için. Herkes anlıyor, gören anlıyor. Onun için böyle bütüncül tıpmış, akupunkturmuş, homeopatiymiş değişik konulara kayabilmek ve bakabilmek ortopedide zordur. İşte ben o zoru başaranlardanım. Bütüncül tıpla uğraşıyorum. Bunun öncülüğünü yapıyorum. Ülkemizde bilimsel temele dayalı gelişimi için Bilimsel Proloterapi Derneği'ni 2012 yılında kurduk. Ve 9 yıl kurucu başkanlığını yaptım. Sonra şimdi Konya'dan Doktor Hasan Karaağaç gibi genel cerrah arkadaşımıza devrettim başkanlığı. Ben de zaman zaman üniversitelerden, derneklerden, değişik kurumlardan, hekim gruplarından davetler alıp gidip onlara bütüncül tıp, proloterapi, nöral terapi, posturoloji gibi tıbbın bazı temel konularında bilgi paylaşımında bulunan bir hekimim. 60 yaşındayım. Çok güzel hocam. Yani ne kadar güzel anlattınız aslında. Bir iki cümleyle aslında çok güzel özetlendi. Şimdi hocam, proloterapi ne demek? Önce bunu sizden bir tanımını bir alabilir miyiz? Hangi alanlarda kullanılıyor? Devamında farklı sorularım gelecek hocam. Tamam. Proloterapi aşk demek aslında. Yani öyle bir şey ki proloterapi, yıllarca siz bir ortopedist olarak bir eklem aşınıyor, yıpranıyor. Yani bir gömlek alıyorsun nasıl eskiyor, bir ayakkabı nasıl eskiyor artık kullanılamıyorsa eklemlerinizin bu aşınmasına tıbben biz dejenerasyon diyoruz. İşte eklemin kireçlenmiş, eklemin sıvısı bitmiş, şurada şu olmuş, burada bu olmuş, bittik bittik söylenen teşhisler var ya hasta da gider. Ya bir doktor bana eklemin kireçlenmiş dedi, birisi su azalmış dedi, birisi menisküsün yırtılmış sanki çok farklı teşhislermiş gibi hepsi aynı şey. Birinde duvarın boyası dökülüyor. Birinde biraz daha ileri gidiyor, boya gitmiş altında sıvası dökülüyor. Birinde sıva da gitmiş, tuğlalar görülüyor. Baştan bunlar sırayla eklemin sıvısı bitmiş, evet. Eklemin menisküsünü aşınmış, yırtılmış, daha derini de kireçlenmiş. Ne yapıyoruz? İlaç veriyoruz, şunları yap diyoruz, ilgileniyoruz. Olmadı biz ortopedistler onları fizik tedaviye gönderiyoruz ya da hasta direkt fizik tedaviye gidiyor. Fizik tedavici meslektaşımız ona
bütün ilmini koyuyor, yapıyor, diyor ki kurtuldu, iyileşti. Ya da iyileşmeyene bu eklem iyileşmez, sen ortopediste git protez koysun diyor. Ortopedist protez koymak, protez ameliyatı olmak, eklemin ameliyat olması demek onu kurtarmak değildir. Ondan vazgeçmektir. Proloterapi klasik tıpın ta bizzat kendisidir. Ne yani, şöyle var dünyada. Tez olmamak lazım, antitez hiç olmamak lazım, sentez olmak lazım. Evet. Ben zaten klasik ortopedistliği biliyorum. Klasik ortopedist olarak yapacağımız tedavileri zaten uyguluyoruz. Bunlarla başarılı olamadığımız zaman yeni bir yol arıyoruz. O yol evet. Nedir? Proloterapi diye bir şey. 1920 küsürlerde George Hackett diye bir adam, George Stuart Hackett diye bir genel cerrah, eklemlerin ligamanların aşınmasıyla bağlı olduğunu görmüş ve ligamantöz yapı, yani kapı var, pervez var, bir de menteşe var. Menteşe kapıyı duvara tespit eden kısımdır. Ligamanlar da kemiği, eklemi birbirine bağlayan kısımdır. Bağlar dediğimiz şeyler. O evet. Bağlar aşındı mı eklem lık lık oynuyor, instabilite başlıyor. Siz zamanında ona müdahale ederseniz eklem kanlanması, sinir aksonal transportu, sinirlerin beslemesi yani bozulmaz. Onlar önüne geçmiş olursunuz. Bu nedenle zamanında müdahale etmek gerekiyor. Yani proloterapiyle ortopedi kol kola gidip yürümesi gereken birer arkadaş. Birbiriyle karşılaştırılması gereken şeyler değil. Zaten Sağlık Bakanlığı 2014 yılında bununla ilgili bir genelge yayınladı. Bütüncül tıp konularını hekimlerin uygulaması şeklinde bir standart geliştirip yönetmelik hazırladı. Bu da bizim ülkemizin insanı için, Türk tıbbı için hem de devletimizin sağlık harcamaları açısından oldukça olumlu bir yaklaşım biçimi oldu. Ben bunların birkaçında öncülüğünü yapıyorum. Kitaplarım var. Türkiye'de ilk proloterapi kitabının yazarıyım. Ortopedik hastalıklarda ozon kullanımı konusunda ilk kitabın yazarıyım. Benden sonra birkaç kitap daha yazıldı. Homeopati konusunda Türkçe yazarın yazdığı ilk kitabın yazarıyım. Bu konuda tıbbi kitaplarım var. İki romanım, bir de şiir kitabım var. Yazmayı, çizmeyi seven bir insanım. Yani bu bilimsel bir olay. Bunu insanlara, yani karşılıklı kavga etmek, dövüşmek değil. Yok proloterapi işe yaramaz, yok protez işe yaramaz değil. Protez gerekene protez, proloterapi gerekene proloterapi yapması gereken bir durum. Bu şekilde de hem ülkemizin hem insanımızın hem de tıp hekimlerinin de faydasına olabilecek bir durum. Evet. Aslında hocam, hastalıkları... Çok özür diliyorum. Şimdi bütüncül tıptan bahsediyoruz ya. Şimdi bildiğimiz evet. Klasik tıpı hepimiz biliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz evet. Bunu biliyor. Bütüncül tıpta aslında hani çok yeni bir kavram değil. Duyuyoruz zaman zaman ama bunu sizden net bir şekilde duymak istiyorum. Bütüncül tıp ne demek? Klasik tıpla beraber nasıl ilerliyor? Aradaki farklar ve benzerlikler nelerdir? Bizim net anlayabileceğimiz bir dil muhakkak ki vardır. Kalmıştım. 1927'de Alexander Fleming penisilini bulduğunda ne yaptı? O neydi? Bir küf mantarıydı. Yani küflenmiş bir peyniri düşünün, onun yeşilini kazıyın, evet. Onu laboratuvara götürün, penisilinium odur işte. Ya da salisilik asit, aspirin, bildiğimiz aspirin ilk olarak beyaz söğüt ağacı kabuğundan elde edilmişti. Beyaz söğüt ağacı doğada var, insanlar bunu kullanıyorlardı. Kapitalist sistemin gelişmesi, teknolojinin girmesiyle birlikte biz bu ürünleri laboratuvarda üretmeye başladık ve insanlara veriyoruz. Eczaneye gittiğinizde eczane rafındakiler nedir? Hepsi kimyasal ilaçtır. Biz onları insanlara niye veriyoruz? Kimyası bozuluyor da o yüzden veriyoruz. Bunun adına tıp eğitimi ve eczacılık eğitimi deniyor. Bu grup yani kalkıp daha önceki süreci reddediyor. Yani akupunkturu, homeopatiyi, doğadaki molekülleri, insanın beslenme biçimi, hasta geliyor. Su içmeniz lazım. İnsanoğlunun vücudunun %70'i sudur. Yani biz aslında bir adayız. Denizde yüzen bir adayız. Evet. Deniz yok olursa ne olur? Ada da yok olur. Onun için bir insanlara ya adamın vücudu kurumuş, yıpranmış, kabızlığı var. Onun için defekasyon yapamıyor. Kabızlığı var, su içmiyor. Biz ona hemen kabızlık ilacı vermeyi tercih ediyoruz. İşte bu klasik tıptır. Bütüncül tıp da der ki al bu ilacı yanına ama hemen kullanma. Önce suyunu iç, jimnastiğini yap, yürüyüşünü yap, şu egzersizleri yap. Bunları yaparsan zaten bu ilacı ihtiyacın kalmaz. Ama bütün bunlara rağmen bu ilacı ihtiyacın olursa da bu ilacı kullan der. İşte bütüncül tıp ikincisidir. Birincisi de direkt dizin mi ağrıyor? Hemen yastanın yüzüne bakmadan bir film istersin.
Hasta filmi çektirir gelir. Yine hastanın yüzüne bakmıyor. Filme bakıyor. Sanki filmi tedavi ediyor. Bütüncül tıp da kalkıp o hastanın hemen muayenesini yapar, hastaya dokunur, sohbet eder. Neden sağ dizin aşındı der. Niye sol dizin aşınmamış? Sağ diz iyice aşınmış, yıpranmış ama sol dizde bir şey yok. Sağ dizine bir attı mı, bir iltihap kap, eskiden o bacağın kırıldı mı? Yok. Allah, ama sonra dikkat eder ki adam şöyle yürüyor. Eğri. O tarafa yük daha çok binmiş. O ne yapar? Tabanlık verir, yükseltir. Dengeyi sağlar. İlaç vermeden önce. Sonra der ki ya bu adam böyle yürüyor da neden böyle yürümüyor? Bunu da düşünür. Aa, bu kulağı az duyduğu için böyle yürüyor. O zaman gönderir kulak burun boğazcıya. Kulak burun boğazcı bunun cihazını verir. Yani şimdi bir elektrikçi bu lamba bozulduğu zaman ampulü değiştiriyor. Sonra bir daha değiştiriyor. 50 kere değiştirmiyor. Kalkıyor startele bakıyor. Sonra duya bakıyor. Sonra saate bakıyor. Oradan gider aşağıdaki trafoya bakıyor. Bu iş kebana kadar gider. Bütüncül tıp budur işte. Klasik tıpçı. Gelir gider ampulü değiştirir. Bu ampul olmamış. Al bir doz daha yüksek ilaç verir. Bu olmamış. Renkli bir ampul verir. Yani onun için klasik tıp kapitalizme kurban edilmiş tıptır diye düşünüyorum. Bütüncül tıp da insanlığın emrinde olan Nuh Nebi'den bu yana devam eden tıptır. Bütüncül tıpta geleneksel olan da vardır, modern olan da vardır, bilimsel olan da vardır. Klasik tıp ise sadece iki textbook'ta yazdığı şeyi alıyor. Pasteur. Pasteur bir laboratuvarda o aşıyı buluyor. Kuduz aşısını. Üniversite anlatıyor bunu. Üniversite diyor ki ya bu biz, olsa biz bulurduk. İyi bir şey olsa biz bulurduk. Bu nereden bulacak diyor. Sonra onu kabul etmek zorunda kalıyorlar. Sonra pastörizasyonu anlatıyor. Halen bu gıdaları, sütü, peyniri pastörize ediyoruz ya, bakterilerden arındırma yöntemi. Evet. Üniversite bunun kulağını kesiyor, kafasını kesiyor, kolunu kesiyor. Pastörün teorisini kendi kalıbının içine sokmaya çalışıyor. Yani ben bilimselliğe karşı anlamında demiyorum. Şu anda dijital dünyadan bahsediliyor. Şu anda metaverse'den bahsediliyor. Diplomanın bir anlamı yok. Sen bu git gastronomi okudum, diploman var diyor. Abi sen yemek yapabiliyor musun? Benim annem dünyanın en iyi yemeklerini yapıyor ama benim annemin diploması yok. Mesele bu. Önümüzdeki çağ bu işi yapabiliyor mu? O doktora hasta gitti, iyileşiyor mu? İyileşiyorsa iyileşiyor. Yoksa bir kapitalist sistemin koyduğu belli kalıplar tabii ki gerekli. Bu kalıplarla biz o temel eğitimi alıyoruz. Ama orada durursan temel, adı üzerinde temel, bina değil temel, içinde yaşanmaz. Daha odası yok, salonu yok, bir şey yok. Temelin üzerine bir şey koyacaksanız işte bütüncül bakacaksınız. Dünyaya ve hayata da bütüncül bakacaksınız. Evet. Bizim ilgilendiğimiz tıp bütüncül tıp. Evet. Hocam bütüncül tıpı yani anladığım kadarıyla yansıyan ağrılarla beraber tüm vücut fonksiyonlarını beraberinde aksayan durumları gözlemleyip ona göre bir bütüncül tedavi yöntemi uygulamak olarak anlayabilir miyiz? Mükemmel. Aynen öyle. Mesela kişinin kürek kemiğinin tam böyle 6. omurgasına denk gelen sol tarafında bir ağrı var. Bu ağrı, evet, mideden kaynaklanıyor diye düşünür bütüncül tıpçı. Evet. Midesine bakar. Mide gazı o sırtındaki ağrının sebebi olabilir. Nasıl kalp krizi geçirince sol kola vuruyor değil mi? Evet. Bunu herkes bilir, her doktor bilir. Her organın böyle yansıyan bir ağrısı vardır. Evet. Bütüncül tıp bunları tek tek bakar, inceler ve yapar. Şurada boynunda C2 ile C4 dediğimiz omurgalardaki bir problemin, tamam boy omurga kireçlenmesi olabilir, oradaki kas olabilir, kıkırdak olabilir ama böbreğin yansıma alanı olduğunu bütüncül tıpçı bilir. Kesinlikle. Şurada hörgüç gibi bir alan var. C7 üzerinde boyunla omzun birleştiği yerde kadınlarda genellikle orada bir yağ oluşur. Belli bir yaştan sonra bir yağ yastıkçı oluşur. Biz ona Cushing yastığı. O direkt uterüsün, kadının genital organlarının dişiliğiyle ilgili sorunların yansıdığı alandır. Oraya baktı mı bilir bütüncül tıpçı. Yani aslında bir modern makine var, bilgisayar. Biz bununla uzaya mekik bile gönderiyoruz. O bir makine. Bütün MR'lar, ekolar, doktorların kullandığı röntgenler, aletler, bu bilgisayarların değişik versiyonları. O bilgisayarı kul yaptı. İnsanın vücudu da bir makinedir. Bunu da Allah yaptı. Allah'ın yaptığı makineyi düzgün kullan, aslında o bilgisayarın, makinenin, MR'ın kölesi değil, o senin kölen olmaz.
o senin kölen olur, sen ona bağlı kalmazsın. Evet. Hemen bizim genç doktorlar hemen film istiyor, filme bakıyor, inceliyor. Ya şu makineyi, şu Allah'ın yarattığı makineyi, senin bilgini, hastanın dizinin kireçlendiğini anlamak için filme gerek var mı Allah aşkına ya? Kıtır kıtır ötüyor, açıları bozulmuş, cildin parlaklığı kaybolmuş, kadıncağız eğilemiyor, doğrulamıyor. Hemen film, bir de hemen MR. Hemen bu şekilde gidiyor. Yani klasik tıp bence tıkanmış bir durumda ve masrafı da çok. Bütün devletlere de yük. Bütüncül tıp da insanların tekrar hani eski bir makine arıza yapar da fabrika ayarlarına dönersiniz ya. Evet. Tıpın fabrika ayarlarına dönmesidir bütüncül tıp. Yani modern tıpın reddi değil. Modern tıpın güdükleşmesinin kesmek, onu daha modern, daha etkili hale getirmenin kaygısını duyar. Hem de ezoterizmin, ta eski ataların pagan döneminden beri onların dünyaya bakış açısını bile buraya taşır. Mesela biz hastalıklara mevsimsel bakarız. Ve ilkbahardır. İlkbahar, insan ömrünün ilkbaharı vardır, yazı vardır, sonbaharı, kışı vardır. Hastalıkların da öyledir biliyor musunuz? Bir hastalığın ilkbaharı nedir? Çağlar hastalığı. Seller akar, hasta şişer, öksürür, efendim ateşi yükselir, tıksırır. O akut hastalıklar baktığımız dönem hastalığın ilkbaharıdır. İlkbaharda büyük bir savaş vardır vücudun bağışıklık sistemiyle vücuda giren o mikrop arasında. İlkbaharda ya o yener ya o yener. İlkbaharı geçtik mi yaz başlar. Düşmanlar ülkemize girdi, bizim ordumuz saldırdı, büyük bir savaş çıktı. Ya biz düşmanı yeneriz ya o bizi işgal eder. İşgal etti mi zaten bittik demektir. Evet. Hastalık ve ölüm böyle bir şey. Ama öyle bir durum var ki ne biz onları yeneriz ne onlar bizi yener. Ve birlikte bir yarı sömürge gibi yaşanır. İşte o ne olur? Adaptasyon, hastalığın kronikleşmesidir. Yaz dönemi de böyle. Hastalık mücadele etti, ilkbahar geçti. O ilk ateş yükselmeleri, öksürmeleri, balgamları, ishalleri geçti. Normalize oldu, hastalık yerleşti vücuda. Ne yapar? Meyve vermeye başlar. Hastalığın meyvesi acıdır. Nedir hastalığın meyvesi? Kistir, urdur, ne bileyim bu tip konulardır. Bunlar gider. Kireçlenmedir, eklemdeki osteofittir. Bu o dönemde ilkbahara göre tedavi daha zordur. Aynı yöntemi kullanamazsın. Sonra evet. Hastalığın sonbaharı başlar. Sonbahar nedir? Hasat mevsimidir. Hekimler hastalıkların bu ezoterik gidişlerini bilirlerse hasat döneminde ameliyat yaparlar. Genç insanlar daha ilkbahar döneminde ameliyat yapıyor. Ondan sonra hasta protez oldu, ben 30 yaşında protez oldum diyor. Meyve verdiği zaman o meyve daha olgunlaşmadan orada ameliyat yapıyor, tekrar altından kis çıkıyor. Kış dönemi bir ölüm müdür yoksa gerçekten tekrar dirilip bahara hazırlanma mıdır? Yani hekimlik sanatı içinde bilimi taşır, içinde felsefeyi taşır, içinde ezoterizmi taşır. Öyle kıytırık iki tane makaleyle, bir de Amerika böyle yazdı. Şimdi bizim hocalar söylerdi, ben Amerika'dayken lan Erasmus'u kazanmış, 3 ay Amerika'da kalmış, hepsi bu. Bütün bir ömür boyunca Amerika'yı anlatırlar. Yani bilimselliğin bir noktada Anadolu özlerine dönmesi, bilimselliğin yeniden bir temele oturması gerekiyor. Yani yeniden insanların sorgu çağı, bilgi çağı diyoruz ya. Bilgi evet. Çağında büyük bir sorgulama gerekiyor. Ben de ülkemizde bunun şeyini yapmaya çalışıyorum. Evet. Elimden gelir ve kavga çağırmadan, tez olmadan, antitez olmadan sentez olmaya çalışıyorum. Evet. Ama bazı yerlerde sesinizi yükseltmeniz gerekiyor. Bazı yerlerde dinlemeniz gerekiyor. Böyle gidiyor. Evet. Aslında ne kadar güzel tarif ettiniz hocam. Hastalığın bir bahar döneminden sonbahar dönemine kadar olan aşaması, hastalıkların seyrini aslında ne kadar daha doğal yolla takip edip çözüm aşamasına gidilebileceğini anladım ben. Sanırım doğru anladım. Kesinlikle doğru. Evet. Peki şimdi hocam. Akut hastalıklar, hatta bunun tanımını da sizden isteyeceğim. Genelde akut ve kronik hastalıklar nelerdir kısmında tanımda karışıklık olabiliyor. Akut hastalıklar aslında kronik hastalıkların bir habercisi midir? Tedavi edilmediği sürece kronikleşiyor mu? Ne zaman tedavi edilmesi gerekiyor? Vücut aslında beni şu dönemde tedavi et sinyalini veriyor ama biz buna çok fazla dikkat etmediğimiz ve takip etmediğimiz için, daha doğrusu kişi kendi doktorluğunu yapması gerekiyor ya, öncesinde güzel bir takip olması gerekiyor. Bunu yapamadığımızdan belki de bu hastalığın sonbaharı kısmına mı acaba biz bir tıbba başvuruyoruz? Geç kalınmış. Akut hastalık, akut hastalık hepimizde olur. Yani düşeriz, bacağımız kırılır, bir akut hastalıktır. Bacağımızın kendi kendini tamir etmesi, eskiden işte kırıkçı, çıkıkçılar bağlıyorlar. İşte şimdi modern bütün imkanlar var. Bu durumda mecburen hekime gideceğiz. Ve akut hastalıklar modern tıpın
çok başarılı olduğu durumlardır. Apandisit olmuşsun, akut bir olaydır, gidersin tak diye ameliyat olursun. Eskiden mesela safra kesesi, safra taşı olduğunda hemen ameliyat derlermiş. Neden? Çünkü hekim uzakta. Safra taşı dağdaki çobanın ya da tarladaki çiftçi amcamın vücudunda ilçeye geldiğinde, doktor baktığında görüyor, ile geldiğinde diyor ki ameliyat edelim. Neden? O gitti memlekette o safra taşı kanalı düşüp tıkadı ya. Hastaneye ancak 4 saatte ya da birkaç günde ulaşabilecek. Ulaştığında zehirlenme olur diye ama bugün gerek yok safra taşını ameliyat etmeye. Çünkü her yere hastaneye hemen koşabilirsiniz. Safra taşının orada durması çok büyük rahatsızlık yaratmıyor. Hastada şişkinlik, dolgunluk, geğirme, sindirim bozuklukları yaratıyor. Ama ameliyat safra taşı alındığında safra kesesiyle beraber alınıyor çünkü. Daha çok problemleri oluyor. Yani böyle bir akut olaylarda böyle bir şey söz konusu. Yani akut olaylar klasik tıpın başarılı olduğu kırıktı, enfeksiyondu, sıtma, trahom, veba, polio. Bu hastalıkların hepsi birer salgın akut hastalıklardı. İnsanlar bundan kırılıyordu. Modern tıp sayesinde bunlar yıkıldı, kaldırıldı ortadan. Evet. Beslenme düzeni, vitaminlerin bolluğu, bunlar insanın daha iyi beslenmesini, bundan bir 50 yıl önce insanın yaşam ömrü de 100 yıl önce 40 iken 40 yaşında bir adam derlerdi. Şimdi 80-90 yaşına kadar insanlar gayet normal ve sağlıklı evet. yaşayabiliyor. Bunları modern tıpa borçluyuz, klasik tıpa. Akut hastalık, hiç insanın bir hekime gitmeden düzelen akut hastalıklar da vardır. Gripler öyledir, nezleler öyle, ishal. Bir yemek yedin, dokundu, gıda zehirlenmesi. İnsanın sağlıklı bir vücudu varsa bu gıda zehirlenmesini şeyde atar. Bir iki günde atar. Ama akut hastalık ciddi bazı durumlarda hekime mutlaka gitmek gerekiyor. İhmale evet. gelmemek gerekiyor. Özellikle damar sistemiyle ilgili olan akut hastalıklarda ani tansiyon yükselmeleri bu gibi durumlarda gitmek gerekiyor. Bu akut hastalık tedavi edilmediği zaman ya da dedim ya bir ordu bizim ülkemize girdi işgal etmeye başladı bir yerden. Biz ona karşı savaş başlatıyoruz. Bu akut hastalık. O ordu yerleşti bizim ülkemize. Biz onları yenemedik. Onlar da bizi yenemedi. Bir sınır oluştu. O bizim için bir yaradır. Ur haline gelmişti. O kronik hastalıktır işte. Ve onun için o hep bizi tehdit edecek. Bizi hep tehdit olarak görecek. Biz de onları tehdit olarak göreceğiz. Bu kronik hastalıktır. Bu kronik hastalıkla mücadele yöntemi farklıdır. Akut hastalıklarla mücadele yöntemi farklıdır. Bunu bütüncül tıp bilir ama klasik tıp bunu bilmez ve umursamaz. Nasıl? Mesela akut olaya karşı yaklaşım tepkisel yaklaşım. Tepkisel yaklaşım ne demek? Şimdi siz bana küfür ettiniz, ben de size ettim. Burada yangın çıktı, hepimiz kaçtık. Bu tepkisel yaklaşım. Kaçtık, güvenli yere çıktık. Tepkisel yaklaşım ilkel bir yaklaşımdır, refleks yaklaşımdır, primitiftir ama hayat kurtarır. Buradan kaçıp sokağa gitmeseydik yanacaktık. Evet. Fakat sürdürülemez. Ömür boyu sürdürülemez. Kaçıp ta buradan Acıpayam'a kadar koşup gidemezsin yani. Sokakta durursun. Ya bu yangın niye çıktı dersin. Kısa devre mi var? Sabotaj mı var? Bu tekin suçu mu? Benim suçum mu? O aletler mi eskidi? Ne oldu? Stratejik akıl devreye girer. Hastanın evet. tansiyonu yükseldi. Hemen tansiyon düşürücü verdi. Aynı yangından kaçtığın gibi. Bu ilkel bir yaklaşımdır. Tepkisel evet. yaklaşımdır yani. Bu hayat kurtarır, vermezsen beyin kanaması geçirir ama sürdürülemez. Ömür boyu tansiyon ilacı o hastaya bilinçsizce vermek doğru değil. Ondan sonra stratejik düşünürsün. Ya bu tansiyon neden yükseldi? Bir musluk düşünün, elinizde hortum bahçeyi suluyorsunuz. Hortumun içinden geçen suyun yaptığı basınca biz tansiyon diyoruz. Evet. Bu hortumun içinden geçen su hortumu zorluyor ya. Evet. Bu nasıl artar? Musluğu çok artarsan artar. Ha kalp kökenli olabilir, musluk kalp burada. Kalp köken o zaman ona göre bir şeyler yaparsın. Beta blokörler, kalp çalışmasını düzenleyenler, ritim düzenleyiciler verirsin. Yok hayır, motor iyi yani kalp iyi ama hortumun önünde bir engel var, tıkanmış. Damar sertliği var, tıkanmış. O zaman ona göre önlem alman lazım. Evet. Ya da yok öyle değil, önü de akıyor ama yavaş akıyor, ritim az, kuvvet az. Yani sebebe yönelik. İşte bunu bütüncül tıp düşünüyor. Klasik tıp doktoru şu tansiyon ilacını verir iyileşmemiz, sonra bu tansiyon ilacını verir, sonra bunu, sonra idrar söktürücü verir. Yani böyle bir durum, bütüncül yaklaşım biçimi böyledir. Bu evet. bu nedir? Stratejik yaklaşım. Bir de sonra sistemik yaklaşım. Sistemik yaklaşım ne? Sistemler düzgün çalışıyor mu?
Bir insanın kalsiyumu eksikse siz onun eklemindeki kıkırdağın problemini düzeltemezsiniz. Önce kalsiyumunu düzeltin. Çünkü kemiğin ana maddesi kalsiyumdur. Moleküler açıdan baktığınızda şu binanın kolonu zeminden başlıyor. 8. kata kadar bir kolon çıkıyor. Direkt yani. Bu beton. Neden yapılmış bunun? Molekülü ne? Çimento, demir, kum. Çimento, demir, kum kaliteli ve sağlamsa bu direkt sağlam da olur, depreme de dayan. Peki bizim kemiğimizin molekülleri ne? Kemiğimiz neden yapılmış? Kalsiyumdan, proteinden, osteoid maddeden, mineralden, vitaminden ve sudan. Yani bizi yaradan Allah haşa bir harç karmış. İçinde bu maddelerin hepsi var. Kalsiyumu biz nereden alıyoruz? Topraktan alıyoruz. Kalsiyum, sodyum, klor, magnezyum, manganez, demiri bile bak kansızlığın ana maddesi olan demiri bile biz topraktan alıyoruz. Demek ki İnsanoğlu o zaman biz toprak mı yiyoruz? Hayır, bitkiler topraktan alıyor. Bitki yoluyla alıyoruz. Hayvanlar evet. O bitkiyi yiyor. O şekilde vücudumuza geliyor. Yediğimiz tavuk tavuk değil, yediğimiz domates domates değil. Gidiyoruz markette 50 çeşit gıda var. Bilmem ne var ama doğal gıda yok. 10 çeşit peynir var. Ezine peyniri var. Van'ın otlu peyniri var. Erzincan tulum peyniri var. Çoban peyniri var. Bilmem ne peyniri var ama anamın yaptığı o yörük peyniri kalitesi yok. Gıda maalesef. Yapısı böyle. Öyle olunca da kemik yapısı da etkileniyor. Yani maalesef. Bir yandan modern çağ bize yaşamın konforunu veriyor. Bu bizim akut olaylardan, sıtma, travma, veba, gıdasızlıktan, beslenmemizle ilgili şeylerden bizi koruyor. Ama bir yandan da tek düze beslenme, tek düze yaşam. Bunun da dezavantajları var. Evet. İşte böyle gidiyoruz. Biz de sentez olmaya çalışıyoruz. Hocam ne kadar güzel benzetmeleriniz var. Hayranlıkla dinliyorum. Yani insanların aklında o kadar çok net bir şekilde kalacak ifadeler kullanıyorsunuz ki artık bu saatten sonra klasik tıpla bütüncül tıp arasındaki farkı bilmeyen bence kalmayacaktır diye düşünüyorum. İnanılmaz derecede betimlemeler yapıldı. Harikaydı. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi sohbetimizin başında ozon tedaviden de bahsettiniz. Biraz da ondan bahsedelim. Ozon evet. Tedavi hangi yöntemlerde, hangi hastalıklarda kullanılıyor bu yöntem daha doğrusu? Faydaları, zararlarını değerlendirdiğimiz zaman hastaya muhtemelen çok daha faydalı ki bu kullanılıyor. Ozonu biraz sizden alalım mı hocam? Nasıl uygulanıyor? Ozon tedavisi de ülkemizde son zamanlarda popülerleşmeye başlayan bir durum. Nasıl ki 5000 yıllık Çin tıbbı, akupunktur, aslında ağrısız doğum yaptırabilir akupunktur. Akupunkturla kanser ağrısını kesebilirsiniz. Akupunkturu alerjide bir sürü hastalıkta kullanabilir. Ama bizim ülkemizde bunun yaygınlaştığı şey ne? Bir kilo verdirmek, iki sigara bıraktırmak. Yani evet. Koskoca 5000 yıllık Çin tıbbını aynı paket program gibi yapıp böyle bu şekilde yayınlamak biraz bilimin hovardaca kullanılması gibi bir şey oluyor. Bir emeğimiz yok. Öğrenmişiz adamlardan harcayıp duruyoruz. Ozon da böyle bir şey. Ülkemizde gidişatı böyle, bunu ben doğru bulmuyorum. Ozon bir oksijen türüdür. İnsanın vücudu için gerekli ana bir moleküldür. Ozon diye bir sistem yok biliyorsun. Aslında oksijendir. O2, iki tane oksijen atomunun birleşmesiyle O2 evet. Oksijen vardır. Ama öyle doğa şartları vardır ki zorla, mecburen, zaptırap altında bir tane oksijen atomu oksijen molekülüne bağlanıyor. 3 oksijen atomu olan bir molekül oluşuyor. Buna ozon diyoruz. Koku böyle kokulu olan bir şey. Bu da kararlı bir molekül olmadığı için. Şurada enjektörün içinde ozon duruyor ya, 45 dakika içerisinde ısıdan, zamandan ve ışıktan etkilenerek 45 dakikada bu molekülüne ayrılıyor. O bir tane o atomu gidiyor, bağlıyor. İşte o bağlama etkisinde nereye bağlanırsa orayı gençleştiriyor. Damara bağlanırsa damarı gençleştiriyor. Yani bir gençlik tedavisidir ozon tedavisi. Her hastalıkta uygulanabiliyor mu hocam? Hastalıkta değil, sağlıklı insanda kullanılır. İnsanda da kullanılır, verebilsen hayvanda da kullanılır. Ozon içinde yaşamın iksirini taşıyor. İnsanoğlu aç olarak 60 gün dayanabiliyormuş. O İRA militanı Bobby Sands İngiltere cezaevlerinde 60 gün açlık grevinde 61. gün vefat etmişti. Oradan söylüyorlar. 15 gün susuzluğa dayanabiliyor. 15 dakika bile oksijensizliğe dayanamıyor. Ağzını evet. Kapatın bir adamın 10 dakikada zaten bitkisel ölüm başlar. Demek ki insanın bu dünyada yaşaması için en önemli tek bir molekül söyle hangisi? Oksijen. Oksijen. Öyle olur. Ozon da oksijeni vücuda hem de bir enerji yedeğinde bir enerjiyle veren bir şey. Çünkü O3 o O'nun birini, oksijenin atomunu parçalarken dışarıya enerji verir.
Evet. Siz bu enerjiyi astığınız o kan şişesinin içinde değil de vücudun içinde verirseniz de mükemmel olur. Ozonu ozan yapan dozlarıdır. Onda da kapitalist sistem bir doz aralığı belirlemiş. Millet ozon oldum deyip duruyor, bir şey değişmiyor. Ama ozonun dozuna göre, doz ayarlamasına göre ozon molekülleriyle oyladığınızda Alzheimer hastalarının tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Bypass hastası, bypass yapılacak, damar tıkanık, 6 ay ozon tedavisi uyguluyorsunuz, damarları açılıyor. Post-Covid dönemden sonra diyor ki benim doktor arkadaşlarım var. Ya oğlum benim beynim sünger gibi oldu diyor doktor abi. Ben bir şey anlamıyorum ya, bulmaca, yıllardır bulmaca çözme alışkanlığım var diyor. Vallahi yani o neydi o Mısır tanrısı ya, Amon muydu, Ra mıydı? Ya sünger gibi kafam diyor. 3-5 seans benim yaptığım, Kubilay Orhan diye bir abimiz var İstanbul'da. Onun da öncülüğünü etti. Çünkü bizim bayağı ozonla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Normal klasik kültün dışında bu tip hastalarda birkaç seansta düzeliyor. Yani nasıl bu binanın su tesisatı var, su borularının içi kireçlenir. Siz onun içerisinde bir kireç çözücü, bir bor çöz dökseniz temizlenir. Öyle bir dozda ayarlanmalı ki ozon, boruların, damarların içerisini temizleyebilir ve insanı gençleştirebilir, enerjisini yükseltebilir. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Ozon mükemmel bir molekül. Ama ozon, bu konular bir de çok bakir konular. İki tane Avrupalı insan bir şey söyleyince bizimkinin ağzını suyu akıyor. Ben bir kitap aldım şurada. Tetik Nokta diye iki doktor arkadaşımız yazmışlar. Çok hoşuma gitti. Masamın üstünde duruyordu. Hep yabancılardan alıntı yapmışlar. Ya bizim ülkemizde öyle kıymetli hocalar var ki. Cemal evet. Çevik Hoca var Gazi Üniversitesi'nden. Hüseyin Nazlı Kul var şeyde İstanbul'da, Tetik Nokta ile ilgili. Benim kitabım var. Ya bizim adımız geçmiyor. Kaynaklara bizi koymamış. İki tane Avrupalı'nın adını koymuş. Üzüldüm ya. Yani insan birbirini birlikte yükseltiyor. Böyle kesinlikle bir durum. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Önce insan evindekinin değerini bilip sonra dışarıdakine değer katması gerekir diyoruz ya. Aynen öyle. Evet. Bizim de çok değerli sizler gibi bilimsel çalışmalar olan hocalarımız var aslında. Neden kaynak gösterilmiyor çok ki? Çok tabii ki. Kesinlikle. Görüyor işte bizim hocamız Sancar. Sancar Hoca evet, Amerika'da. Aziz Sancar, evet. Yani bir sürü şeylerimiz var. Ne bileyim, Haberal hocamız var. Dünyanın en kıymetli adamlarından. Evet. Yani evet. Çok insanlarımız var bizim. Evet. Üncü Hoca var. Ama yayınlarında böyle bizimkiler yabancı. Bu hayranlığın bir bitmesi lazım. Yabancı hayranlığının. Çünkü oranın sağlık sisteminin nasıl iflas ettiğini gördük. Bir Covid. Düşünün, Covid neydi? Bir tane virüs. Yani 5-20 saniye el yıkamayla, sabunla gidiyor. Kolonyayla gidiyor. Bu kadar kıytırık bir virüs. Bütün hekimler biz enfeksiyonları biliriz. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Hocamızın bu konuda bize çok öncülü ve katkıları oldu ama kızıyordu o başka doktora, ben bu işi. Yok abi, bütün doktorlar bilir. Bütün tıp doktorları hele Türkiye'de her türlü virüsü, bakteriyle uğraşıyor. Ama yani şunu söylemek istiyorum. O virüs, Covid'den bahsediyorduk değil mi? Evet. Covid'in yan etkilerini ozonla çok rahat tedavi edebiliriz. Evet. Evet. Aslında çok alan dışı bir soru değil ama tıbbi bir soru değil. Kanayan bir yaramızdan aslında bahsettiniz. Yani bizim değerimiz bilinmiyor. Kaynak olarak yabancı hocalar, evet, onlardan da ciddi anlamda destek alınıyor. İnsanlık burada adına katkı. Burada sözünüzü keseyim mi? Buyurun hocam. Lale Hanım, özür dilerim. Buyurun. Mesela tıbbın babası Hipokrat diye öğrendik ve her yerde öyle, biliyor musun? Evet. Hipokrat da aslında Kos Adası doğumludur. O da Anadolu'dur. O da bizim atamızdır, ecdadımızdır. Kabul edin. Ama tıbbın babası İbn-i Sina'dır, İbn-i Sina. Tıbbın babası ve Avicenna adıyla Avrupa'da asırlarca okutulan tek kişidir. Ama bizim ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak güçlü olmamızdan kaynaklanan şey, adamlar tıbbın babasını Hipokrat diye bize bile öğrettiler. Aslında tıbbın babası İbn-i Sina'dır. Neden? Sen şimdi yayınında tutup buradaki Türkiye'deki hocanı göstermez, Avrupalıyı gösterirsen işte o da sana asırlardan beri İbn-i Sina'nın tahtını kendi dindaşı ya da neyse bakan bir şeye benzetir. Ya böyle çok dini bir söylemi evet. Oldu ama kusura bakmayın. Çok net söyleyeyim, ben Aleviyim. Burada söylemem çok gerekir miydi bilmiyorum.
Ben Alevi kökenliyim. Dine yaklaşım biçimim Yaradan'ın buramda olmasıyla alakalıdır. Dini oldu böyle bir yerlere gitmesin diye bunu belirtme gereği duydum. Olsun hocam, hiç sıkıntı değil. Yani sonuçta Yaradan'dan ötürü Evet. tüm insanlık bir, hani nasıl bütüncül bir Evet. tıp varsa tüm insanlar da aslında birbirinin bütününün hayrına hizmet ediyor aslında. Hani bu hangi din Evet. mensubu, hangi bakış açısı, görüş açısı olursa olsun kesinlikle herkes birbirine hizmet ediyor zaten. Bu vesileyle de bunu Tabii aydınlatmış ki. olduk. Aslında ne kadar da güzel, farklı bir konuya değindik. Teşekkür Güzel ederim. oldu hocam. Evet. Ağzınıza sağlık. Bir de sizin farklı bir alan var. Nöroterapi, ismini yanlış söylüyor olabilirim. Nöroterapi Evet, dediniz, değil nöral mi? terapi. Nöral terapi. Nöral. Evet, Evet. nöral terapi. Bu ne demek hocam? Hani çok bilinen bir şey mi? Biz mi bilmiyoruz? İzleyicilerimiz bunu merak ediyorlar. Efendim, her bilimsel yapının bir sevdası var, bir temel taşı var. Mesela ne bileyim şeyin nöral terapinin ana sevdası sinir sistemidir. Adı üzerinde nöral Nöral. terapi. Evet. Kardiyolojinin, dahiliyenin ana şeyi dolaşım sistemidir. Kan üzerine gider. Ortopedinin ana şeyi iskelettir, İskelettir. kemik ve kas sistemidir. Yani her branşın böyle temel şeyi var. Nöral terapi de sinir sistemini örnek alır. Nasıl mesela bir takım yerleşim merkezleri var. Adapazarı, Kocaeli, işte İstanbul, Tekirdağ bunlar. Bunların bir tanesi urogenital sistem, yani bizim idrar yollarımız ve genital organlarımız. Bir tanesi işte gastrointestinal sindirim sistemimiz. Bir tanesi işte ne bileyim kaslarımız, kemiklerimiz. Arada bu şehirleri birbirine bağlayan yollar var. Bu yollar biri nöral sistem, sinir sistemi, biri de dolaşım sistemi, kan sistemi. O köyde, o yerleşim kasabalarında olan şeyler diğerlerini direkt etkilemezler ama yollarda olan bütün şehirleri etkiler. Yani kan sisteminizde, damarlarınızda ve sinir sisteminizde bir problem varsa bu bütün organları etkiler. Onun için o halde tedavide de, bu bir dezavantaj ama şöyle de bir avantaj. Tedavide de siz nöral terapi bilirseniz, nöral sistemi bütün bu organlardaki hasarlara müdahale edebilirsiniz. Siz dolaşım sistemini, ozonu, oksijenizasyonu bilirseniz o zaman da yine bütün sistemlere müdahale edin. Onun için ozon tedavisi ve nöral terapi, bir de proloterapi de bu yerleşim merkezleri diyelim. Bu yerleşim merkezlerine müdahale etmek için proloterapi bilmen lazım. Bu yerleşim merkezlerindeki kan damarlarına müdahale etmek için ozonu bilmen lazım. Bu yerleşim merkezlerindeki organlardaki sinir sistemine müdahale etmek için nöral terapiyi bilmen. Yani Türk hekiminin bugün kim olursa olsun ozonu, nöral terapi ve proloterapi bilmesi gerekiyor. Bunları bilirse hastalığa farklı bir bakış açısı. Nasıl ben ilkbahar kış diye anlattım. Bunu ben kendimden uydurmadım. Bu bakış, bu nazar insana öyle bir bakış açısı kazandırıyor ve hastalıkları incelerken bir polisin olay yerine gelip olay yerindeki o kriminal olayı incelemesi gibi bakıyorsunuz. Polis Evet. gelir orada, ne olmuş? Bir hırsızlık olayı var, sorar. Teyze ne oldu, ne bitti? O der ki küt diye ses geliyordu, ben içeride uyuyordum, birinin atladığını duydum, bir de baktım tencerem yok. İfadeyi aldı. Sonra gider, evet gerçekten pencere açık mı? Tencere yerin. Biz de öyle. Ne oldu? Hasta geldi bize dedi ki ben abi Adana'dan geliyorum. Pamuk tarlalarında çalıştım. Karnım işte bir aydır şişiyor. Şiddetli ateşleniyorum. Ateşim bir yükseliyor, bir düşüyor. Halsiz hissediyorum. Bu ifade bize net olarak bu kişinin sıtma olduğunu gösterir. Sıtma. Hiç biz onun tahlile gerek yok. Polis gitti olay yerinde. Tencere yok yerinde. Pencereden biri atlamış. Bir de komşuya sordu. Evet ya birini gördüm ben. Atladı, elinde de bir tane çuval vardı, şıngır şıngır ediyordu derse olay bitti. Tahlile gerek yok. Ama oradaki insan dedi ki evet ya ben kimseyi görmedim dedi. Ya pencerede de bir şüphelik var. Kadın da bir diyelim ev arkadaşı var, onu suçlayacak, evden atmak istiyor. Onu sezdi. Ondan sonra ne yapar? Kendisi olay yeri inceleme yapar. Biz de ne yapıyoruz? Laboratuvara gönderiyoruz, inceliyoruz. Film istiyor, tahlil istiyor. O da saç teli alır, bilmem tırnak izi alır, laboratuvar DNA alır, inceler. Aynı şey. Bunları Evet. teşhis ederken teşhis basamakları var. Böyle yaklaştığınızda olayı net çözerse o zaman ne oluyor? Zevkli oluyor. Mesleğimiz zevkli oluyor. Her hastalıkta ben bir dedektif gibi yaklaşıyorum. Sebep ne? Hani örnek vermiştim ya, birinin kulağının az duyması posturunu bozuyor, yükü etkiliyor. Ona göre bir tedavi uyguluyorsunuz. Gerçek tıp oluyor yani, bir yere kadar Evet. alıp böyle.
Evet, evet hocam. Ya gerçekten o kadar çok güzel anlatıyorsunuz ki yani bir sağlık konusu ancak bu kadar neşeli bir program olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ Ve olun. insanların aklında çok da güzel yer edecektir. Şimdi hocam burada hastalığın teşhisi koyulabilmesi için işte tedavi süreçlerinin başlayabilmesi için anamnez dediğimiz başta hasta doktor arasındaki iletişimin çok iyi olması gerektiğine dair bir bilgi verdiniz aslında değil mi hocam? Hani hasta Evet. işte sıtma ile ilgili tüm verileri kendisi verdi. Burada belli hasta güzel anlattı. Doktor iyi anladı. Ve ona göre de bir tedavi yöntemi uygulandı. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Peki özellikle genç hekimlerimiz, genç doktorlarımıza hastaya karşı olan yaklaşımla alakalı bir hani tavsiye ya da önerileriniz var mı? Hastaya nasıl davranılmalı? Hasta nasıl karşılanmalı? Çok doğru. Yani bu biraz mekanikleşince insan özünden uzaklaşıyor. Hastayla önce hemhal olmak lazım. Hemhal. Hastanın ruhuna, hasta evet ben bu doktora tedavi olurum. Bu beni dinler de. Onun için de kanalına girmek lazım. Ben hastaya şikayetiniz nedir diye sorma. Oturduğu zaman buyurun hoş geldiniz diye ortak bir konu bulurum. Ona göre davranırım. Ona göre yaklaşırım. İşte nereden bugün bir hasta geldi mesela. İşte nereden geliyorum? Malatya bilmem nereden. Konuşurken işte Malatya'da şu vardı. Kayısısından başlarız. İşte Darende'deki Somuncu Baba türbesine kadar küçük bir sohbetle hastayla muhabbet ortamı oluşur. Ama tabii bu muayenehanede yapılıyor. Devlette ben bunu yapamazdım. Günde Evet. 150 hasta baktığınız yerde nasıl yapasın? Muayenehanede ben 20 hastadan sonra 21. hastayı almıyorum. Çünkü bir hastaya en aşağı ona göre vakit ayırmam lazım. Yani 5-6 tane hemşirem var Denizli'de. Benim kliniğim 12 tane odası var. Bir kliniğim var. 12 tane odası var ve hemşirelerim var. Burada hasta geldiği zaman 20 kadar hasta alıyoruz. Bu hastalarla ben ilk önce 45 dakika sohbet ediyorum. Bu yaklaşım biçimi. Mesela ben yeni genç bir hemşire almıştım o zaman yanıma muayenehanemde. Pek tesettürlü insanlar bugünkü kadar çok değildi. Benim hemşirem böyle tesettürlü, böyle yüzü parlak, tatlı bir kızdı. Hasta geldi, o hastaya bakıyor, ben hastaya bakıyorum, hasta eğiliyor, yaşlı dede çorabını çıkaramıyor falan. Sonra ben baktım, kızda bir hareket yok hemşirede. Hemen eğildim, amcanın çorabını çıkardım, ayakkabısının içine koydum. Amcayı yardım ettim, masaya yatırdık, muayenemizi yaptık, gönderdik. Sonra hemşireyi çağırdım, gel kızım buraya dedim. Hemen geldi, buyur hocam dedi kız. Bak dedim, bizim dinimizde hastaya hizmet etmek, peygambere hizmet etmektir. Peygamberimiz şu anda buraya geldi. Sen ona hizmet etmedin, o şansı bana mı verdin dedim. Abi ondan sonra bu kız her hastanın neredeyse ayağına sarılır. Yani genç Evet. insana mesajı naif ve onun ben ne yaptım burada hemşiremin kanalına gir. Çünkü benim Evet. hemşirem dini duyguları derin olan genç bir kızdı. Ama böyle bir uyarı almamış. Ben ona söyledim bitti. Bence o şimdi nerededir Allah yolunu açık etsin ama her zaman çok mükemmel bir hemşire olmuştu. Ne O kadar güzel. cümleyle. Bunu böyle koy. Hastayla da öyle. Hasta geldi buraya, dizi ağrıyor, bacağı ağrıyor. Hekim olarak ona yaklaşmak. Anneme ne yapıyorsam hastama da onu yapmak. Onu incelemek. Yani hasta haklıdır. Hasta her zaman haklıdır. İkinci madde, hastanın haksız olduğu durumlarda birinci ve ikinci maddeler geçerlidir. Hekimliğin desturu buydu zaten. Ama Evet. tabii sistem ayrı. Hekim arkadaşlarımız da şu anda özellikle büyük şey altındalar. Ne derler? Stres altında Stres mesleklerini altında. icra ediyorlar. Ekonomik hakları da çok iyi değil. Sosyal hakları da. Ben özel çalışıyorum. Evet. Onlara bir şey demiyorum. Ben hekimlik mesleği muayenehaneye yakışır. Muayenehanede hastası gelecek, kliniğe yakışır. Yani bir eski sanatın icrası gibidir. İlk hekimler filozoftular. İlk mesela o bizim halinde Orta Asya'da yaşarken hekim demek bilge demek. Hekim kişi obaya geldiğinde bir çadır kurulurmuş. Çadırın üzerine bir hilal konulurmuş. O camilerdeki hilaller bilindiği gibi Araplardan gelmiyor, bizden geliyor. O hilalin anlamı da bilge demek, bilgelik. Yani bilge geldi diye o çadırda duruyor ve o çadır 2 yıl orada duruyor. Herkes gidiyor işte tedavi oluyor. O çadırda durduktan 2 yıl sonra o obayı atı veya eşeği katırı neyse onun sırtında terk ediyor ama eşeğe ters binerek terk ediyor. Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters bindiği falan yok. Bilge eşeğe ters biniyor. Yani ben gidiyorum ama yüzüm size dönük diyor. Evet. Ve onun için sonra mesela Türk bayrağını düşün. Dünyanın en yakışıklı bayrağı Türk bayrağı. Madem konu buraya geldi Ne kadar söyleyeyim. güzel, ne Bizim kadar güzel. bayrağımız eskiden
Anadolu Beylerbeyi'nde işte filamasında 10-15 tane bayrak var. Ne bileyim Rumeli Beylerbeyi'nde şu kadar. Abdülaziz veya Abdülmecit olacak sanırım. Abdülaziz döneminde bir hilal ve bir yıldız haline getiriliyor. Ama o yıldız da 8 köşeli. Daha sonra bu 5 köşeli yıldız haline getiriliyor. 5 köşeli yıldız ne demek biliyor musun? İnsanın 2 kolu, 2 bacağı ve başı. Yani insan demek. Hilal neydi? Bilge. O zaman Türk bayrağının anlamı da mükemmel. Kendi güzel olduğu kadar. Evet. Anlamı ne biliyor musun? Bilge insan demek bizim bayrağımızın anlamı. Kesinlikle. Ay hocam bunu duymak kadar ne kadar güzel. Semiyoloji böyle şey yapıyor. Kesinlikle. Bu, böyle yani ülkemizin ve ülke insanının bilimsellik konusunda bu Anadolu toprakları her zaman öncülük etmişler. Evet. Evet. Şu anda biraz bu konuda biz çok geldiğimiz kökenin biraz dışında gibi duruyoruz. El Ceziri diye bir adam var. Cizre'de yetişmiş. Dünyanın ilk mühendisi, sibernetiğin ilk babası kabul ediliyor. Avrupa'da adamın 50 çeşit buluşu var, kitabı var. Yani kökenlerimize böyle bakıp dışarıdakileri gösterme şeyi farklı ama ne diyeyim. Evet. Neyse oraya dalmayayım, çok konuşuyorum o konuda. Evet, konuyu sabote zaten ediyorum. Zaten hocam şöyle bir de bir toparlamamız gerekecek açıkçası. Ama her ne kadar da yayınlar kopsa tekrar bir daha bağlansak da muazzam bir program oldu. Hakikaten hani yılgınlık olmadan çok da güzel akışta sohbetlerimiz oldu. Şöyle bir toparlamamız gerekirse anlattığınız kadarıyla ve benim anladığım kadarıyla klasik tıp ve bütüncül tıp multidisiplinlerle beraber ilerlemesi gereken, bütüncül olarak bakılması gereken bir hizmet. Yani hastayı tek bir tip halinde normale döndürmek gibi, ben böyle anladım. Şimdi çok doğru. Bu tüm multidisiplinleri uyguladığınız halde tedavi sürecinde cevap vermeyen hasta grubuna farklı yöntemlerde ne yapıyorsunuz? Yani hasta muhakkak ki şunu mu anlamalıyım? Hangi ne olursa olsun hasta bir yolla farklı tedavi yöntemleriyle vücudu cevap verecektir. Bunu mu anlamalıyım? Kesinlikle evet. Mutlaka yani Allah bir dert verdiyse dermanını da vermiştir. Biz onu çözemiyorsak bugün çözemiyoruzdur. Bizden sonraki neslimiz çözecektir. Fakat mesele şu. Eskiler der ki tedavinin yolu hastalığın yolu kadar. Senin dizin kireçlenmiş, eskimiş. Belin fıtık olmuş. Kaç yılda oldu? 60 yaşındayım, 60 yılda. Müsaade et de tedavisi 60 gün sürsün. Hemen gidip iki tane iğne yapayım, kalkayım, koşayım. Böyle bir şey yok. Hastalıklar, dejeneratif hastalıklar, kronik hastalıklar bir süreç işidir. Yani onun kendine göre bir süreci ve yolu vardır. Tedavinin de kendine göre bir yolu ve süreci vardır. Evet. Hemen sonuç almadık mı? Doktorunu bırakıp başka doktora. Fast food yaşam var. İnsanoğlunun hızlı yaşaması modern çağda bir sürü avantaj getiriyor ama doğanın ritmi yavaştır. Evet. Öyle. Evet. Hocam her defasında cümleniz bittiğinde bunu söylemekten büyük bir keyif alıyorum. İnanılmaz derecede güzel anlatıyorsunuz ve ben açıkçası çok keyif aldım. Şimdi şöyle. Benim kızımın adı da Lale. Aa, ne kadar güzel. Kızınız büyük mü küçük mü bilmiyorum ama sevgilerimi iletiyorum kızım buradan. Kızım bu sene Kadir Has Sinema Televizyonu başladı bu sene. Aa, çok güzel. Hem yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun tüm öğrencilerimize. İnşallah üstün başarıyla. Yani ne yapmak istiyorlarsa kalplerine güzellik, akıllarına bir zeval gelmesin diyorum. Kalplerindeki güzellik İnşallah. Eksik olmasın inşallah diyorum. Hocam şöyle bu değerli bilgilerinizi evet aktardınız. Şöyle hem genç öğrencilerimize, genç hekimlere bir tavsiyelerimiz evet oldu. Öğrencilerimiz hani bu sene geçti ama ilerleyen yıllarda tıpı seçmek isteyenler olabilir. Ya da tıpı seçmek isteyip de farklı bakış açısında arasatta kalıp karar veremeyen öğrencilerimiz, gençlerimiz de oluyor. Burada hani onlara farkındalık yaratacak böyle bir aha anı dediğimiz bir noktaya ulaşacak şeyiniz var mı? Hap bilgileriniz var mı hocam? Yine dondum vallahi, ben son dediklerinizi duymadım. Tamam, tekrar ediyorum hocam. Evet. Genç arkadaşlarımıza, öğrencilerimize gerek tıp bölümünü tercih etmek isteyenler ya da tercih etsem mi etmesem mi diye arada kalıp karar vermekte zorlanan arkadaşlara, öğrencilerimize böyle farkındalığını yaratacak diyorum yönlendirebileceğiniz hap bilgiler dediğimiz şeyler var mı? Yönlendireceğiniz bir cümleler muhakkak ki vardır diye düşünüyorum. Bunları sizden alalım mı hocam? Bilgileriniz var mı hocam? Ben 40 yıllık hekimim. Mesleğime aşık, daha gelsem doktor olurdu.
Süper. İnsanı seviyorsanız, o haslama dediğim gibi, hemşireme dediğim, o amca hastaya hizmet etmek, peygambere hizmet etmektir. Eğilip onun çorabını çıkaracaksın, ayakkabısına koyacaksın, saygıyla sonra yatırıp muayene edeceksin. Giderken de elini öpüp göndereceksin. Kesinlikle. Bu duygu varsa sen de doktor ol. Yoksa doktor falan olma. Hizmet sektörü ve yönetim sektörü diye bir şey vardır. Yönetici sektörü kimdir? Vali. Denizli valisi bugün ne iş yapmıştır? Git vallahi isterse duysun beni. 3-5 yere imza atmıştır. Birkaç telefon görüşmesi yapmıştır. Bunu istiyorsanız buyurun onu olun. Vali Bey emekli olduğunda eğer hobileri yoksa vallahi çok kısa sürede vefat ediyor. Askeriye öyle şu ama hekimlik öyle değil. Bazı eğitimler insanları meslek sahibi yapar. Doktorluk öyledir, öğretmenlik öyledir, hemşirelik öyledir, avukatlık öyledir. Bazı meslek mesela ekonomist, dış ticaret, iç ticaret, ne bileyim işte uluslararası bunlar sizi meslek sahibi yapmaz. Bir diploma sahibi olursunuz ama mesleğin temel şeyini alırsınız. Tercihi ona göre yapmak gerekiyor. Hekimlik insana hizmet mesleğidir. İnsanı seviyorsak her şey, güzel olanı herkes sever. Ya iyi adam, iyi adamı herkes sever. O iyi zaten. Kötüyü de seveceksin arkadaş. Kötüyü de seviyorsan o zaman yani neden biliyor musunuz? Beyazın yanında siyah barınamaz. Sen iyiysen kötü bir gün mutlaka iyi olur. Sana uyum sağlamak zorundadır. Ama neyle? Sabırla. Sabırla. Sabırla bunu yaparsan tavsiye ediyorum. Evet. Yoksa yok para şu kadar maaş, şu meslek bu kadar. O geliyor kızını istiyor. Talip, damat adayı. Adam kaç para kazanıyorsun diye soruyor. İyi insan mı, temiz insan mı, dürüst insan mı, helali harama dikkati soran yok. Kaç evet. para kazanıyor? Öyle diyorsan hekim olma. Hekimlik evet. baş farklı bir şey. Evet hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Tekrar yayın kopana kadar ben şu kapanışı bir toparlayıp bir veda tamam. edeyim istiyorum açıkçası. Çok güzel evet. bir yayın oldu. İnanılmaz derecede keyifliydi. Dediğim gibi tarifleriniz, benzetmeleriniz, betimlemeleriniz o kadar muazzamdı ki ancak bu kadar insanların aklında kalabilecek içimizden cümlelerle anlatabilen hani bizim yadırgamayacağımız tıbbi bir dil değil de daha böyle anlayabileceğimiz bir dilden anlatmanız muazzam derecede etkili oldu. Ne iyi ettiniz de yayınımıza katıldınız. Zor şartlarda da olsa Teşekkür yayınımızı ediyorum. Gerçekleştirdik. İnşallah sizinle tekrar başka bir program yaparız diye ümit ediyorum hocam. İnşallah. Ben Tamamdır buradayım hocam. Her zaman. Davet ederse arkadaşlar gelirim. Tabii ki. Denizli, çok teşekkür ediyorum. Biz Siz de teşekkür ediyoruz. Sabırla yönettiniz. Hiç bozmadınız nezaketinizi. Böyle sempatik yüzünüzü. Yayın bozulduğu zaman yayıncıların ne yaptığını nasıl bozmak. İnsan demoralize oluyor. Evet. Sizin evet. bu Biz hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Denizli'ye de kocaman sevgilerimizi Üniversite TV ailesi olarak gönderiyoruz. Sağlıkla programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalınız. Tamam.